İstanbul'da bir kız öğrenci yurdu önü. Baba kızını yurda bırakıyor. Kız babasına, "Baba, bari 10 TL versen," diyor. Baba, "Kızım, vallahi yok," diyor. Kız, boynu bükük, yurda girerken konuşmayı duyan bir esnaf babaya 100 TL uzatıyor ve çabuk diyor. Kızı geri çağır, arka cebimde kalmış, al bu parayı diye soruyor. Adamın gözleri dolu dolu, önce yok diyor ama sonra alıyor parayı ve kızını çağırıp veriyor. Kız mutlu yurda giriyor, olaya şahit olan başka bir esnaf lokantacı yurdun danışmanına girip yurda son giren kızı çağırın diyor. Kız geliyor. Kıza, "Kızım, ne zaman acıkırsan gel yemeğin benden. Ne zaman harçlıksız kalırsan gel harçlığın bende," diyor. Kız, "Peki amca, sağ ol," deyip gidiyor. Hemen akabinde esnaf yolda gördüğü başka bir arkadaşına, ortak tanıdıklara yakındaki bir yardım kuruluşunun yetkilisine nasıl ulaşabiliriz diye soruyor ve olayı anlatıyor. Bu sefer o kızı çağırtıyor. Kıza diyor ki, "Şu şu evrakları çıkart, sana 10 ay boyunca ayda 500 TL. O sırada gözleri kızın ayakkabılarına takılıyor. Eski, yıpranmış, diyor ki, "Şimdi şu 500 TL'yi al, ihtiyaçların vardır senin." Kız soruyor, "Siz hangi vakıfsınız?" "Kızım," diyor arkadaş, "biz kimseye bağlı değiliz. Allah rızası için bütün bunlar. Ama," diyor, "tek bir şartım var. Mezun olup maaş almaya başladığın zaman sen de köyünden bir ihtiyaç sahibine aldığın burs kadar burs vereceksin." Kız soruyor, "Bunu nasıl kontrol edeceksiniz?" "Onu senin vicdanın kontrol edecek," diyor ve anlatıyor. "Yarım saat sonra kızı caddede gördüm, elinde bir ayakkabı poşeti, yüzünde koskocaman bir gülümseme. O mutlu, ben mutlu. İyi ki bu ülkenin güzel ve merhametli insanları var. Zaten Allah bu milletin mazlum ve ihtiyaç sahiplerine gösterdiği merhamete karşılık bir sürü belayı başımızdan def etmedi mi? Allah iyilik yapan veya iyiliğe kapı aralayan kullarından eylesin. İyiliklerle karşılaştırsın. Sakın iyilik yapmaktan vazgeçmeyin."